kapımızda bir şerdiven. 27 siper, 90 siper, kokşit, o bir şeylerden vardı. Onun içerisinde başladım. Atölye olarak, bir şerdiven olarak bugüne kadar geldik. 85'te ilk mısır tablasını yapan bizdik yani. 85'te. 1985. Evet. Evet. 1972 Yani yılında yoksul bir şeycilerle uğraştık. Yoksul bir şeyciler. Modelizyon direği bulamadı Türkiye'ye gelen. İlk kaç 69, yılında? 69. 69 modelizyon direği. Almanya'dan numune gelmişti. Merhaba. Babam da geldi. Hasan abi. İyi oldu. Selamlar aleyküm. Aleyküm selam Selam abicim. kardeşim. Aleyküm selam. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar abi. Çok sevindim ya. Aynen abi. Nasılsın? İyi misin? Hasan Allah'ım. abi. Sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Çok şükür abi. Teşekkür ederiz böyle bir sunum yaptığın için abi. Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Mustafa abi nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ ol. Allah razı olsun. Gözlerini öperim. Allah Şükür razı ederim. olsun. Şükür. Arkadaşlar Bümlet'e hoş geldiniz. Canım. Konulara başlamadan isterseniz izlemesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa davet edebilirsiniz. Tabii içeriğinin gündem bitmez. Her yıl birçok gündemimiz oluyor. İşte sezon nasıl olur? Şoför fiyatları ne olur? Buğday biçim fiyatları ne olur? Vesaire. Onlar çok konuşulur. Günler gelir geçer ama bizim asıl biz nereden geldiğimizi biraz konuşmamız lazım. Nereden geldik, nereye gidiyoruz? Gidişat tabii ben sorularımı hazırladım. Nereye gidiyoruz sorusu da vardı. Öncelikle sizler nasıl başladınız? Ben onun içerisinde başladım. Atölye olarak, bir şerdiven olarak bugüne kadar geldik. 85'te ilk mısır tablasını yapan bizdik yani. 85'te. 1985. Evet. Evet. 1972 Yani yılında yoksul bir şeycilerle uğraştık. Yoksul bir şeyciler. Onlar kendi biçerini, taksitlerini öderken bizim yaptığımız mısır tablasının parasını dahi ödemiyorlardı. Önce diyor bir şeyi kurtarayım. Sonra mısır tabasını kurtarayım. O zihniyet vardı. Belki o günlerden bugüne geldik. Hakkım da böyle olunca o atölye işini de mısır tabla imalatını hep bıraktık yani. evet. Mustafa abi ilk başladığınız yani biçer döverle kullanmaya mı başladınız? Bizim kapımızda bir şerdiven 27 siper, 90 siper, kokşit o bir şeylerden vardı. Benzinli Benzinli biliyorsun 90-27 siperler biz Masai Haris vardı. biçerler. Evet. Belki duyardın görmemişim bilmiyorum da. Masai Haris 27 siper 90 siper kokşit vardı. Braut vardı. Bunlar vardı. Bizden elimizden geçti yani babamın elinden geçti. O şeyden dolayı böyle bu güne kadar geldik yani biz. Yani İlk sizin çocukluğunuz 69 model jöndereyi babam aldı Türkiye'ye gelen. İlk kaç 69 yılında? 69. Jondere'ye. Almanya'dan numune gelmişti. Onun babam aldıydı yani. Evet. Hatta sıraya koymuşlardı. Fabrikanın sahibi babamın ahbabıdı. Dedi sen sıraya işi etmiyorsan sana numuneyi verelim dedi babama. O şekilde biz 69'da ilk bir şey de aldıydık Jondere'ye. Evet. 69'da Türkiye'deki üretim ne zaman başladı abi? Jondere'nin Abi Çukurova'da. yalan söylemeyeyim 72'de başladı. 72 olması lazım yalan söylemeyeyim de. Çünkü 70-71'de Avrupa'dan geldi biçerler. 72'nin biri birazı zaten 71 Avrupa birazı yerli zaten. evet. Akisleri vidalar, akis tipi Evet. olanlar Avrupalı. Normal düz akis şey olan normal vidalı başlıklı vidalı akisler vardı. Cer. Canım zaten ilk Alman malı geldiklerinde yalan söylemeyeyim 3-4 sene 5 sene hiç el atılmadı. O kasnaklar olsun şeyler olsun sistem bozulmadı. Ta ki bizim yerli yapılana kadar tabii ki şimdi o zaman bizim sanatkarların döküm sağlamlığı, malzeme sağlamlığı, sertliği, mertliği o kadar işinde değildik yani sanayide. İleride
değildik yani. Bu kaç şöyle bir 15-20 yıl içinde bu şeyler ilerleme yaptı yani bu sağlamlık şeyleri. O şekilde devam etti yani 71-72'di galiba. 85'te bile fabrika kapandı yani. 87 85'tik herhalde fabrika. 87 son geldi. Onlar kalanları şey ettiler. Topladılar. Topladı, sattılar yani. Kapandıydı yani. 88'den sonra galiba Çukurova diye devam etti. 1 2 Zaten Çukurova olarak ya 5 tane ya 3 tane ya 10 tane bilemiyorum yalan söylemeyeyim de o şekilde çıktı. Alım da olmayı için bıraktılar yani. Evet. Bir de şey Peki abi bu L çıktıydı. 1010. 1010 L çıktıydı bir de. Bir de Çukurova ayrı çıktı yani. Zaten son Bir de hamle 1010 diye bir model üretmişti Hasan abi. Onu pek bilmiyorlar ama bu grupta bilenler var mıdır bilmiyorum. Kabinli bir model üretmişti. Dökücü rezon aynıydı. Sadece hidrolik bağlamışlardı. Hidrolik piston bağlamışlardı. ama bir onlar Çekmeleri değildi. Aynı 955'in o altına piston yeri yapmışlardı. O Çukurovaların orada vardır. Altta bir şerit vardır. Hele zonun altında bir şerit vardır. Aslında o piston yeridir. Bin onları. evet. Onlar da onlara kullandılar. Hasan kardeşim eskiden sene olarak 70 70 yine 69 70 arası mı yalan söylemeyeyim. Matator geldi matator. Klas matatorlar vardı. Biliyor musun? Onları hiç duyar mısın? Matator, aynı. Evet, Yani biliyorum. ilk serileri matator diye. Klas. Biliyorum abi. Evet. Onlar geldiydi. İşte onlardan derken kambur klasonlar geldi. Zaten kambur klason, o matator, jondere depiştiler, depiştiler. Matator kayboldu. Sonradan jondere gerilemeye başladı derken yani Clayson biraz önde gidiyordu yani. Masrafsızdır diye önde gitti. Hassas diye gidiyordu yani. Tabii Kreyson biraz daha Kemal fazla tutuyor. aynen. Kemal Tarabi abi yazmış da Sakarya'da var. Hangi biçer var Sakarya'da Kemal abi? O şeyi biliyoruz o Çukurova var. O şeyde vardı. Kemal abi miydi Edirne'deki abi? Bir de Konya verildi ya. Konya Orhan markayı yapıyordu. bu sene Evet. sattı sezondan sonra onu Orhan abi Çukurova'yı. satmış da Kemal abi 1010 mu vardı? Çukurova'yı mı söylüyorsun? Sakarya'da çalışan. 1010. Yeşil renk. Evet. Kabin var mı abi üzerinde? Varmış o Sakarya'da. Evet. 1010 modeli. Doğru. Abi. O Kamis motoruydu. Çukurova'da mıydı? Onda mı ne Kamis motor vardı? Çukurova'da kamis var baba. Evet. 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 1010 var. Evet. 1010 modeli. Türkiye'de nadir yani onlar muhtemelen yurt dışına herhalde çok satıldı. 1010 serisi pek kalmadı. Evet, köşeli bir kabin abi. Aynen Helizon'da o kafa kafaya gelmiyordu. O orayı da kırıyormuş zaten Ya piston. Hasan Bir de şey Hasan abi burada baba kaç yılına kadar bu Alman mühendisler buradakiler eğitim verip zaten gitti? 72'de onlar gitti. 72'ye gitmiş. O zaman o de mazotun göstergeleri bile varmış Hasan abi. Mazotun Hepsi full, gösterge full. saatleri bile varmış. Hepsi full. Bizimkiler sökmüş, hortum bağlamış. Alman mühendise gittikten sonra. Ya çok farklı şeyler varmış da işte bizimkiler bir şey bırakmamış abi ya. Ne kadar az. Babam bile o kadar söylemiş duvar sajlarını 3 milim yapın, 2,5 milim yapın. Hiç dinlememişler. Kendi bildikleri gibi yapmışlar. Motor altı falan. Öyle devam ediyor. Maalesef yani biz geliştireceğiz derken bizde birçok yerde geri gidiyor. Yani onlarla ilgili ileride inşallah program yaparız. İnan Allah'a bir şeyciler bir kardeş biz kardeş bir Türkiye var ya biz kardeş diyor ya eğer o kardeşliği yani sağlamlığa bağlansa yani yıkılmayacak bir şeydir. Nasıl diyeyim yani Bir bir örgütlenmedir aslında. örgütlenmedir. Ama onlar bir şeycilerde yok. Benim bu hakkım bu haliyle dernek kurdu. 6-7 mi şey var Adana'da kazalarda şey var. Ziraat odalar şeyleri var. Onları bir araya merkeze almak istedi. Tek ki bir şeycilerin hakkı korunsun diye valilikten izin aldı. Kaymağı her taraftan aldı. Ya Allah rızası için bir şeyci
Bir biçerci cevap vermez mi ya? Vermediler kardeşim, vermediler. Evet. Ya Kapattım ama zaten değerliyi maalesef ben de. birlik beraberlik yok. Uğraşamadım. Masraflar üstüme kaldı. Ofis falan abi. Düşünebiliyor musun abi? Horozcular Derneği'nin ofisi var. Biçerciler Derneği'nin ofisi yok abi. Hasan Adana'da Adana gibi bir yerde Horozcular ya. Derneği'nin ofisi var abi. Evet, Adana gibi bir yerde. Yani Türkiye'de birkaç tane bölge vardır ki Yine biraz yani zorladı da mesleği çok ısı fazla. fiyatını biraz yüksek yaptılar. Yoksa bu sene, geçen sene 100 TL bile görmezlerdi. 80 TL bile görmezlerdi abi. Evet. Vali yardımcısını aradık, bakanlıkları aradık, milletvekilini aradım Adana'daki. Tarım il müdürü, tarım il müdür yardımcıları, ilçe tarımları aradım. Ya ben nereleri kurcalamadım ki? Yüreğiyle zaten kavgalıyız. Beni her yerden engellediler. Abi, Yüreğir'de orada bir tartışma oldu işte. Orada ziraat şeyleri gelmiş. İşte biçerciler günde 200 dönüm atıyor. İşte Urfa'da 400 dönüm atıyor diyor. Dedim sen biçercinin kaybettiği masrafları euro bazında onlara hesaplıyor musunuz dedim. Ucuz para veriyorsunuz dedim. Biçerci dökmesin diyorsun. Biçerci de parasını peşine gidiyor. Tarla sahibi döktüğünü bildiği halde dabana vuruyorsunuz. Dabana vuruyor. Tarla dökülüyor. Ondan sonra ziraat odası biçerciye ceza yazıyor. 8 milyar. Sen Evet. çiftçiye bu cezayı yaz. Tabandan vurduruyorsun, sapı satıyorsun. Biçerciye zarara sokuyorsun. Ondan sonra kendini de zarara sokuyorsun. Bunu söylemiyorlar abi. Yani çok tartıştık bu konuyu. Ama Hasan Maalesef yani hem ucuz belediye olacak hem iyi olacak. abi, o kavga dövüşler olmasa da o mısır 130 TL. Ha, imkansız ötesi bir şeydi. Ben nerelere kayı yaptım, kavga ettim. Yani olmadık şey yer kalmadı ya. Vali yardımcıları, yani o milletvekilleri, danışmanları akıl edemez abi. O telefon trafiğini görsen sen dersin yani nasıl uğraştım bunlarla. İşte sonda yapamadım. Ben de emekli adamım abi, yani başta gelir de yok. Ben ofis arkadaşın ofisini kullanıyordum. İşte oranın paralar, işte kiradır, elektrik, sudur, ortaklık. Yetişemedim abi. 2-3 kişi dedi ki biz verelim abi dedi. Tamam da dedim 2-3 kişiden alsam hakkına gireceğim abi. Şimdi 1000-2000 tane bir çeyreği varken 3 kişiden almak olmaz ki aidat. Evet, tabii ki. Vay be. Evet. Hani daha da ileri gitsek çok güzel şeyler kesinlikle olacaktı. Biraz daha üzerine düşsek belki bu ziraat odalarındaki fiyat verme yetkisini alıp bakanlığa verecektik. Bakanlık tarafından açıklanacaktı. O zaman tüm Türkiye rahat edecekti ama onu da yapamadık abi. Milkan abi, mazot fiyatına bağlı yaparsa çok zarar edilir biliyorsun. Hani şu anda parça fiyatlarını biliyorsun, 40 40 45 milyar bir lastik olmuş. Motor fiyatları uçmuş. Bir hidrostatik pompa olmuş. Ne kadar abi olmuş şu anda? 2000 euro ödense 40-50 milyar olmuş. Hayırlı akşamlar Bereket Asat. Doğukan hoş geldin. Doğukan da geldi aramıza. Maalesef. Şimdi biz bugün fiyatları konuşmayacağız. Daha fiyatlar için erken diye düşünüyorum da.